Genellikle popüler bilim felsefesi muhabbeti yapıyoruz karşılıklı. Birazcık geyiğini de yapıyoruz, bir yer gerçekçiliğini de yapıyoruz ama bazen güncel hikayeler üzerine konuşmak gerekiyor yaşadığımız ve bu dönemde hemen herkesin, idarenin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin şu uzaktan eğitimle alakalı bir problemi var, bir öbeği var. Benim de var. Benim de var yani hani gerçekten evet. Ve bir vehamet varmış gibi görünüyor ortada. Yani bunu birazcık çekiştirmeye ihtiyaç var. Elbette bizim tarafımızdan bakıp yani işe biraz felsefeyi, biraz eğitim, birazcık da beyin nöroloji vesaire, çocuk gelişimi falan hikayesi üzerinden bakıp azıcık çekiştirelim bu konuyu. Biraz dış gözle ele almaya ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Herkes bir yoksunluk duygusuyla ya da bir mecburiyet duygusuyla ya da ne yapacağız endişe ve kaygı ve korkuyla beraber bahsettiği bir öykü grubu. Bunun dışına çıkıp da konuyu azıcık birinin karaya kara aka ak demesi gerekiyormuş gibi geliyor bana. Biraz o işin üzerinde duralım. Uzaktan yani, eğitim sence mümkün mü? Hadi sorusunu yaktıracaksın sorayım. Askerliğimizi gene. Şimdi şöyle, ben bu konuya şöyle bakıyorum. Uzaktan eğitim meselesi bizim yeni bir gündemimiz değil. Biz üniversitelerde, ben görev yapan bir akademisyen olarak bayağı bir zamandır özellikle sosyal bilimler gibi, yani sınıfta ders anlatmaya dayalı ya da işte kaynak taramaya dayalı şeyleri online'a taşıyabileceğimizi zaten biliyoruz. Bunu dünyada bir sürü üniversite ya da kurum ya da ne bileyim merkez yapıyor. Bu konuda şimdiye kadar bir kere devletin genel tavrı korunmacı ya da muhafazakar bir tavırdı. Yani bildiğimiz işte sınıf tipi yöntem önceliklidir. %10 yapabilirsin, %5 yapabilirsin gibi izinler ve inayetlerle bunu bir şekilde ancak alan açtı buna. Fakat işte biz bu pandemi olayı bir anda çarpınca hemen dediler ki herkes online eğitime geçecek. Zamanında bir çalışaydık buna. Yani bir altyapısını oluştursaydık, içerikler falan hazır olsaydı ya da en azından bunun işte bu know-how denen tecrübesini elde etmiş olsaydık biz bu süreci çok daha kolay atlatacaktık. Bu nedenle çok ağır bir sorun yaşıyoruz biz. Fakat ben her zaman, beni biliyorsun, aslında biz açık beyin olarak daha doğrusu, yani meselenin zorluklarından şikayet edip insanları karamsar bir modda olan ne yapacağızla baş başa bıraktıktan sonra isyana teşvik etmektense bu zorluğun içerisindeki olumluluklar ve fırsatları konuşmayı hep daha çok yeğledim. Ama bunu yaptığım zaman sanki güzelleme yapıyormuşum gibi algılanıyor. Yani bir şeyler çok iyi demiyorum hiçbir zaman. Her şey çok ideal demiyorum ya da efendim bir şeyleri iyi becerdiğimize dair herhangi bir kanıtım ya da deneyimim de yok. Birazcık provokatif ama, davranabilirim bu konuyla ama olağanüstü koşulların olağanüstü çözümlere ihtiyacı var. Kesinlikle. Belki de yani çok da böyle içinden olumlamaya çalışma ya da pozitif olarak yani insanları motive etmeye çalışma belki de artık bu konuyla alakalı pozitif zaten bir bakış açısı olmayabilir. Şimdi işte kritik bir kavşağa geçtik biz. Şöyle, bizim şu anda bugün Ali Koç'un da söylediği gibi ciddi bir öğretim sorunumuz var artık. Yani zaten eğitim sistemimiz berbattı. Türkiye'de eğitim sisteminde iki sorun var, hep söylüyoruz onu. Bir eğitim yok, iki sistem yok diye. Şimdi zaten şey Milli Eğitim Bakanı da buna benzer bir açıklama yaptı. Yaptı tabii yani. Yani Ziya Hoca çok iyi bilir bunu. Yani yıllardır talim terbiye kurulu, senelerdir Milli Eğitim Bakanlığı. O bunu içinden yani kaptan köşkünden biliyor. Bunun altında çalışan herkes, daha önce burada Gökhan Yücel'i konuk ettik. Onun dertleri dağları aşıyor zaten. Bakan danışmanı kendisi. Bizim de yani bu işe hem bir eğitim sektöründe bir firma olarak, hem bir üniversite akademisyeni olarak, hem işte bir şekilde gençlere ve herkese bir şeyler anlatmaya çalışan birileri olarak bilgiyi ulaştırma, onu işte sınama, o bilgiyi kullandırma falan filan gibi hikayelerde yerlerde süründüğümüzü biliyoruz. Şimdi sorunun daha kanser olan hali şu. Zaten çalışmayan bir şey vardı. Çalışmayanın yerine nasıl çalıştığını hiç bilmediğimiz bir şeyi koymaya kalktık. Yani bu yeni sistemin de ne olduğunu da bilen yok. Tamam, çok çevik bir davranış gösterdik ilk pandemi dalgasında, işte hemen online eğitim sistemleri açtık falan. İçerik boş. Ve bu içerik konusunda yeterli çalışmanın üretilemediğini maalesef görüyoruz. Yani böyle bir sıkıntı var. Bu bayağı bir dönem geçti işte. 3-5 ay geçti. Ve 5 ayın sonunda şu anda ilköğretim, özellikle okul öncesi, ilköğretim, ortaokul, lise gibi gidersek bir de üniversite gibi 5 farklı sorunumuz var bizim. Şimdi ilk öğretimin derdi ayrı. Yani bu çocuklara ders mers online'da kimse nasıl anlatacağını bilmiyor. Onları okulun hazırladığı şekilde ya da hazırlaması gerektiği şekilde hayata böyle nasıl hazırlayacağımızı kimse bilmiyor. Veli çaresiz, bakanlık çaresiz, öğretmen çaresiz, çocuk zaten başlı başına çaresiz. Bu sorun ayrı. Diğerleri mesela ortaokul bandındaki çocuklara uzaktan eğitim verebilirsin. Bunu yapabilirsin. Bunun optimizasyonundan çok uzağız. Lise durumundaki çocuk hemen arkasından üniversite gibi bir hikayeyle karşı karşıya kalacak. Orada başka sorunlar var, başka psikolojik problem. Çünkü
Üniversitelerin durumu da büyük belirsizlik taşıyor şu anda. Üniversite sınavlarının, yani nasıl insan seçeceğinin ve mesleklerin durumu da belirsiz. Bütün bu belirsizlik içerisinde yaratıcı bir çözüme ihtiyacımız olduğu aşikar. Yani önce mesela bakış açısıyla alakalı bir şey söyleyeyim. Bu benim Türkiye'de daha evvelden de fark ettiğim bir şeydi ama kriz zamanlarında bu problemin oluşturduğu sonuçlar daha belirgin hale geliyor. Büyük yarıklar oluşturuyormuş gibi geliyor bana. Türkiye yönetimsel açıdan işletmecilerin yönettiği bir ülkeye pozisyonlandı. Bu sadece yani bakanlıklar ya da hükümet seviyesindeki bir durum değil. Altında da yani neyle ilgili, nerede, ne konuşacak olursak olalım masada işletmeci mekaniğiyle yani en sükseli şey diye dalgasını geçelim geçmiş gazetede bilirsin yani 1960'larda Türkiye'de ne yoktu? Mühendis yoktu. O yüzden en yakışıklı jönlerin hepsi mühendisti. 1980'lerde fikir yoktu. O yüzden 80 sonrasındaki jönlerimiz hep reklamcıydı, sanatçıydı falan. 2000'ler sonrasındaki hikayeye baktığında da hep CEO'lar ortalıkta dolaşıyor. Yani işletme, yani karar verici yok. Karar vericinin yerine de işletmeci koyuyorsun ya da bir şey oluşturuyorsun. Halbuki bazı konular eğitim gibi, sağlık gibi yani kritik yani toplumsal anlamda sosyal örüntüyü oluşturan temel konular işletmeci mekaniğiyle, bakış açısıyla pozisyonlanamıyor. Kişi inisiyatifiyle ilgili bir şey değil bu. Kişi çok iyi niyetli olabilir. Ama her halükarda bir yıl hastane yöneticiliği yapan, işletme bakış açısıyla bakan adam bugün bize kaç tane kalp ameliyatı geldi diye saymak zorunda kalıyor. Tabii ki. Pazar büyütmek için kalp hastalığı geçiren insan sayısının artması gerektiğini düşünmek zorunda kalıyor. Yöntem olarak. İçten içe bunu arzu ediyor. Arzu etmek zorunda. Çünkü başarısı buna bağlı. Tabii. Yani başarılı olabilmesi için onun böyle olması gerekiyor. Şimdi aynı bakış açısı da eğitimde var. Bu bakış açısı yani karlılıkları, ürün sayımını, ürünleştirmeyi odaklayan bir bakış açısı milli eğitimin içerisindeki bence bizim de bir konuya bakarken ki bizi en zorlayan şey birazcık bu işletmeci gibi bakma yani karlılık odaklı konuya bakmaktan çıkıp birazcık çocuk odaklı bakmaya. Daha safane bak böyle söyleyince çok sen de çok Pollyanna gibi bakıyorsun gibi oluyor ama hayır bu bir bakış açısı ve bunu pozisyonlamak gerekiyormuş gibi görünüyor. Çünkü aslında vehametin zemini yani 2 yıla yakın nitelikli eğitim alamayan çocuğun Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllık periyoduna yansıyacak bir ekonomiyi, nitelik, geliştirme, bilim falan falan da konuşacağımız birçok şeyde çökme demek. Hani bunu okuduğunda, önümüzdeki 10 yıl okuduğunda, şimdi evde kalan çocuğu ne yapacağız derdi değil bu. Önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl boyunca Türkiye'yi üretecek olan, Türkiye'yi üretecek olan çocukların eğitimsizliğiyle alakalı bir problem diye fark edip, öyle ilk önce öyle odaklanıp öyle çözüm üretmeye çalışmak gerekiyormuş gibi. Yoksa hani şey çok kolay. YouTube'da videolar var, izleyin çocuklar. Bak izlemediniz, o yüzden de cahil kaldınız. Aynen. Yani hani bu olmaz. Teknik olarak iki tip problem çözüm yöntemi var. Daha geçenlerde biz eğitimlerde sık anlatıyoruz ya, daha geçenlerde bir yaptığımız eğitimde bunu uzun uzadıya da tartıştık. Ve insanlar yavaş yavaş teknik problem çözümle adaptif problem çözüm meselesindeki farkı şu dönem itibariyle önemsemek zorunda kaldılar. Çünkü senin biraz önce söylediğin işletmeci bakış açısı ve çözüm teknik problemlerin çözümü içindir. Evet. Ya bilmem nereye su gitmiyor, iki tane daha boru döşersin, anlatabiliyor muyum? Onda maliyeti, çapı, her şeyi hesaplanabilir. Adaptif problem, yani uyumsal problem, şartlar değişmektedir. Senin var olan donanımın yetmemektedir. Donanım geliştirme, hızla uygulama, sonucuna bakma ve devamlı strateji değiştirme çevikliğine sahip olma gibi ekstra özellikler gösteriyor. Şimdi biz bağıra bağıra birkaç senedir burada belirsizlikle başa çıkmak, kaosu anlamak, vırtsız bir şeyler anlatıyoruz ya. Yani maalesef şu anda tam onun uygulama zamanı. Çünkü kaos diye anlattığımız şey, belirsizlikle baş etme dediğimiz şey, canlılığın 3,5 milyar yıldır yaptığı bir şey, bütün evrenin üzerine döndüğü bir yetenek. Yani bütün evrende var bu yetenek. Ve bunun mekanizmalarını biz hep anlatmaya çalıştık. Şu anda o mekanizmaları uygulayan, senin dediğin, o sıra dışı çözümleri görebilir hale gelecek. İcat etmeyecek. O çözümler duruyor zaten. Şimdi bununla ilgili ben birkaç tane şey paylaşayım. Madem bu konuyu açtın. Yine bu kadar kısa bir muhabbet içerisinde eğitim sistemini kurtarmamız mümkün değil ama mesela eğitim gibi bir meselede böyle büyük bir sorunumuz varsa ve bu sorunu gerçekten adaptif yani uyumsal bir sorun olarak tanımlıyorsak yani şartlar bizim hesabımız dışında değişiyor, bizim var olan yeteneklerimiz bunu kotarmaya yetmiyor. Dolayısıyla teknik yetersiz kalıyor. Şimdi bu durumda tabiat ne yapıyor diye bakalım. Şimdi tabiatta iklim değişiyor. Hayvanların, bitkilerin belli ayarları var ve bu canlılar çoğu %90'ı bazen işte son büyük yok oluşta %90'ı o yüzden gitmiş. Yeni sisteme adapte olamıyor. Fakat bazıları o canlılığın her nesilde yeni birey üretmesi sırasında
her canlının farklı olması meselesi var ya, işte parmak izlerimiz o yüzden benzersiz. Bu benzersizlik nedeniyle bazı ekstra özellikler gösteriyorlar. Şimdi normal zamanda olsa bu özellikler sakatlık gibi gözükebilir ya da tuhaflık olarak gözükebilir ama bazı farklı varyasyonlar o yeni ortamda yakın olası niş diye bir şey yaratıyor. Mesela bu Stuart Kaufman'la yaptığımız bizim YouTube kanalındaki muhabbette Stuart'a bunu biraz anlattırmıştım. Bu onun tabiridir. Teorik biyolojiden gelen bir şeydir. İşte su, hava kesesi olan bir balık, ya hava kesesi basit mutasyonla oluşturabildiğim bir şey, diğer balıklardan bir avantaj kazanıyor mesela. Suda belli bir düzeyde asıltılı yüzebiliyor. Şimdi öbür balıkların böyle bir ihtiyacı yok ama bu salak böyle bir şey yapıyor. Fakat sular çekilmeye başladığında, derinde besin azaldığında, karada bir şeyler olduğunda bu hayvan karaya yakın sığ bölgelerde hatta biraz suyun dışında sürünerek geri gelebiliyor. Ne yaptı? Hayvanda bir tuhaflık oldu ama bu tuhaflık ona yeni yakın bir niş yarattı. Artık o nişle bu özellik birleştiğinde yeni bir imkan doğdu. İşte karaya çıkan canlıların hikayesi böyle başlıyor mesela galiba. Emin değiliz ama buna benziyor. Şimdi bunun bizim eğitim sistemi ya da günlük problemlerimizdeki uygulaması ne? Ya bırak hep bildiğin şeyi yapmaya çalışmayı. Mesela bugün ana derdimiz ne? Uzaktan eğitim sınıfları sınıftan daha sıkıcı. Yani sınıftaki gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çünkü var olan bütün birikmiş enformasyon o, tecrübe o. Çocukları bir araya topla, disipline et. Disipline aynen şu saatte gel, şu saatte git. Öğretmen tayyörü giysin, pık pık anlatsın. Mümkün olduğunda bayıcı bir ses tonuyla anlatsın. Arada birkaç tane cins öğretmenin Allah'a şükür YouTube'a şeyleri düşüyor da böyle gayet ah canlarım cicilerim Adile Naşit modeli bir iki tane var. Ama onlar kaza biliyoruz. Yani çoğu öyle değil. Çünkü bildiğimiz yöntemi yepyeni bir çevrede uygulamaya çalışıyoruz. Buranın taktiği şu, canlılık ne yapıyorsa yap aynısını. Öğretmenlere de ki coşun. Tamam mı? Ne yapabiliyorsanız yapın. Aklınıza ne geliyorsa yapın. Alternatif ürettir. Mesela eğitim teknolojilerine de ki arkadaşlar en manyakça şeyi yapana $1000 veriyoruz bu ay. Şimdi bu sürecin içerisinde fark ettiğim şeylerden bir tanesi de kolay ve basit yüklenilebilecek bir şeyin üzerine yüklenme zaruriyeti oluşuyor ya. Yani mesela işte sahadayken pandemiyle alakalı konuşuyorken maskeni takmazsan bak başına neler gelire bağlanıyor, konu kapanıyor. Evet. Hastaysan maske takmadığın için gibi bir konuyla. Şimdi milli eğitimle alakalı konuşuyorken de sıklıkla burada hataya düştüğümüzü düşünüyorum. Biz de farkında olmadan, kötü niyetli yapmadığını biliyorum ama konu sanki sadece öğretmenlerle gibiymiş gibi oluyor. İşte bak bu söylediğim ama iyi duy, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken bir şey. Mesela bakanlık ya da yönetim ya da CEO yönteme tutunursa alttaki adam ne yapsın? Evet yani. Derse ki sen böyle yapacaksın, öğretmenin yapacak bir şey kalmaz. Burada bakanlık, burada işin liderliğini yapan, belki okul müdürü. Demeli ki coşun. Mesela şu anda bir meslek lisesi, ismini vermeyeyim, yakın görüşüyoruz bir arkadaşımın çocuğunun kaydı nedeniyle. Müdür yardımcısı, herkes bekliyor, duruyor, bekliyor. Niye? Merkezden talimat gelmiyor çünkü ve duruyor. Meslek lisesi dediğin ilk 3-4 hafta bir tanışma olacak, sonra branşlaşma olacak. O çocuklar şu anda o haftaları yaşamaya başlayacaklar ve şeyleri yok. Yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çocuklar öğretmene bakıyor, öğretmen müdür yardımcısı bakıyor, müdür yardımcısı müdüre bakıyor, müdür yukarı Allah'a bakıyor. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi bu sistem içerisinde tam şimdi özellik vermek, alan açmak ve yakın niş oluşturacak varyasyonların doğmasına izin verecek kaotik ortamı test etmek gerekiyor. Bazı okulların fiziki koşulları müsaitse işte okulu ne bileyim ikili öğretimden dörtlü öğretime çıkartmak. Altılıya çıkar istersen. Altılıya çıkartmak. Sabahleyin 5'te okula gidilecek. Atıyorum müfredat saatlerini 8 saatten 4 saate indirgemek. İşte böylece her sınıftaki öğrenci sayısını 40 kişiden 10 kişiye düşürmek. Çünkü yani Dünya Sağlık Örgütü'nde onayladığı standart hikayelerden bir tanesi. Bak güzel bir şey söyledin ama. Şimdi Türkiye'de bir başka sorun. Bu hani dedik ya klasik yöntem uygulamaya devam etme alışkanlığı. Bir de yani Nişantaşı ile Hakkari'nin köyünün aynı Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlı olduğu bir yerde bu yöntemi her yerde uygulamaya çalışma. Ya bir de uygun olan okul dedin. İmkanı olan okul. Yani işte bu varyasyona bir de lokal düzeyde farklılık getirme cesareti göstermek lazım. Sen öyle dene, öbürü öyle denesin. Bilmem ne klasik gitsin, öbürü ne o klasik yapsın. Şimdi bu tabii ki bizim üniter anlayışımıza, tevhidi tedrisat kafamıza çok uymuyor. Ama şu andaki sistem Türkiye gibi devasa, hani hakikaten devasa bir heterojen çorbaya benzeyen yerde özgürce alınabilecek inisiyatiflerin hata yapmasına izin vermemiz gerektiriyor. Yani biraz hata yapsınlar ki biz de öğrenelim. Biraz yenilik denesinler ki olsun. Bu arada bu yakın niş yaratma meselesi
bütün yani yeni ilişkilerin kurulabildiği, yeni bağlantıların kurulabildiği zamanlarda daha çok ortaya çıkar. Mesela bir yerde kaynak azdır, işte denizin dibinde azalmıştır, denizin kıyısında birikme olmuştur, canlılar oraya giden daha fazla yaşıyordur falan gibi. Yeni bağlantılar oluştuğunda bu değişimler işe yarayabilir. Şimdi bağlantı dediğim zaman aklıma hemen gelen en büyük nimetimiz yahu internet. Herkes de var artık. Bu bağlantı sayesinde her şeye erişim var. Bu arada orada da bir yanılsama var. Bunu da yeni iyi çalışmasını yapmış insanlardan bir tanesinden fark ettim. Herkeste internet yokmuş yahu. Yok tabii. Yani i̇şte, bu arada oran %47 falan. Tabii işte. Yani hani zaten yarısında internet. Yani cep telefonunda internet. Bir ailede birinin cep telefonunda internet var ama çoğunlukla babanın cep telefonunda tabii, internet var. Tabii. Yani evde bağlantı olarak o yok mesela. O yok mesela. Yani hani genel bunu hesaplamışlar. Türkiye dökümlerine hesaplamışlar. Son diyecektim. Yay evet, bunu. Bu bağlantı yok, imkanını arttır. Evet. Mesela önce bir altyapı yatırıyor. Yani uzaktan eğitim diye derken mesela Türkiye'nin yarısına uzaktan eğitimin teknik olarak erişememesinin bir sorunu var bu arada. Evet. Yani şimdi bu durumda işte liderlik tipi devreye giriyor bak. Bu durumda yani sadece bakan beyi kastetmiyorum ya da cumhurbaşkanını kastetmiyorum. Bir okul müdürü de böyle, bir efendim bir öğretmen de kendi sınıfı için bir lider olursa. Transformasyonel lider diye bir şey var bak. Dönüştürücü lider. İşin yapılış biçimini dönüştüren, ama bunun için önce bir serbest alan olacak, sonra azıcık kendine güveni olacak. Yani bir de sistem bu bakış açısını destekliyor. İşte serbest alandan onu kastediyorum. Evet. Yani diyecek ki al baba ben sana böyle güveniyorum. Böyle yaptığında ceza göreceğini düşünüyor sistem. Aynen öyle. Yani İşte bu baskıyı ortadan kaldırmamız lazım. Ya bir olağanüstü hal durumunda olduğumuzu kabul edelim artık. Yani bu artistliğin sebebi yok. Gereği yok yani. Rasyoneli de yok. Zemini de yok. Dünyadaki hiç kimse, hiçbir sistem, hiçbir organizasyon, hiçbir devlet bu durumda ne yapacağını bilmiyor. Böyle bir tecrübesi yok. Deneyen öğreniyor. Cesaret eden yeni dünyayı kuruyor. Yeni dünyanın cesur insanı. Hemen bunu belirtmem lazım. Bu arada bak yalnız baştan beri dikkatimi çekti az önce. Arkadaşlar bizi tabii dışarıdan izliyorlar şu anda, YouTube'dan izleyenler. Konu gerçekten bizim için ciddi olmalı ki ikimizin de kaşları çatık baştan beri. Bizim normalde can cananlar eğlencelidir ama burada kaşlarımız çatıldı. Çünkü bu psikoloji bizi de etkileyen bir şey. Biz toplumu dönüştürme niyetiyle, daha doğrusu dönüştürme demeyelim, topluma bir katkı verme niyetiyle yola çıkmış insanlar olarak bu katkının çarptığı duvar da aynı duvar. Yani eğitim duvarı. O eğitim bizim işimizi zorlaştıran bir şeyden kolaylaştıran bir şeye dönüşmeli. Şimdi biraz önce muhabbetimizde geçti. Bence onun burayla tam ilgisi var. Bu pandemi sürecinde birçoğumuz stres ve belirsizlik falan yaşadık ama öbür yandan bir şey vardı. Eski dünyada yani pandeminin olmadığı zamanlarda bildiğimiz standart sistemler çalışırken toplumun milyonda biri kazanan ya da kaymak tabaka, geri kalanı hep loser'dı, kaybedendi. Şimdi bütün kurallar değiştiği için aslında herkesin içinde bir kazanan olabilme ihtimalinin uyanması gereken bir zaman bu zaman. Çünkü gerçekten şu cümleye inanıyorum. Seni desteklemek için söylüyorum. Şimdi gerçekten bir şey yaptığında geleceği biçimlendirmeye bir olasılık açıldı. Yani. Eskiden başka kurallı, belirlenmiş kuralların içerisinde yürümek gerekiyordu. Ama şimdi yani hani yürümeye başladığında, sen bir şey yaptığında gelecek senin yaptığın şeyle şekillenecekmiş gibi bir olasılık var. En azından yani bunu realize edebiliyoruz. Gerçekten ısrar ettiğinde, düşündüğünde. Bizim de bu sohbeti yapma gerekçemiz bu. Yani ben bu sohbeti masaya getirirken oturduğumuz bir sürü yerde insanlar bu problemle ilgili nasıl düşüneceğini bilemiyor. Buradan çözüm üretelim değil. Bu konuya nasıl bakalım? Yani çocuğun önünden tableti almaya çalışıyorduk. Şimdi çocuğun eline tableti verip yani ya da işte televizyon karşısına oturtup ya da bir şeyin karşısına oturtup saatlerce orada durmasını istiyoruz. Yani ve hani bunun aksak olduğunu herkes biliyor ya. Yani. Bunda bir aksaklık var. Abi Diyarbakır'da Bakırcılar Çarşısı'nı gezerken işte anlattılar. Burası 20 sene önce şöyle bakırcılar vardı, böyle bakırcılar vardı. Ben de daha önce bir şeyde belgeselde izlemiştim orayı. Gezdim, gerçekten 3-5 dükkan kalmış. İnsanlar hala işte o bakır işlemi yapıyorlar. Çok tak, ama şey yani çok gerçekten sanatlı bir şey. Ve insan gerçekten gidişine üzülüyor. Ama peki sorunumuz bizim bakır işlerinin artık ilgi görmemesi ise. Yani mesela bu meslek grubuna bilmem ne kadar milyon dolar verip destek versek bilmem ne, bunu kurtarabilir miyiz? Yani aşikar ki o gün ortaya çıkmış, geçmişte bir gün ortaya çıkmış bu bakır işçiliği bugün çalışmıyor abi. Onu al bir level atlat, bir sanat eseri yap, bir şey yap, Türkiye'nin tanıtımına katkı yapacak bir nesneye, bir hikayeye dönüştür.
Yok, hala ben burada bakır yapayım, sen de al evde kahve servis et. Öyle çalışmıyor. Şimdi eğitimin durumu buna çok benziyor. Yani matbaa geldikten sonra yazıcıların ayaklanması meselesi. Yani kim yazacak lan? Matbaa basacak işte. Bu yani. Yeni kural bu. Şimdi alışkanlıklarımızı bırakamamak şuna sebep oluyor. Teknik problemlerin baskın olduğu yerlerde teknokratlar kraldır. Yani onlar, ustalık sahibi adam gemiyi götürür ve başarılı olan odur. Adaptif problemin baskın olduğu yerde inovatif olan, yeni olan, cesur olan başarılıdır. Biz bak gittikçe teknik problemlerin baskın olduğu bir dünyadan çıkıp uyumsal problemlerin baskın olduğu bir dünyaya giriyoruz. Ve bu sadece korona yüzünden değil. Aslında her sene böyleydi. Sinan Canan niye bağıra bağıra uyum, adaptasyon, işte biyoloji, evrim ya da kaos anlatıyor? Sebebi bu. Niye bir sürü kurumsal eğitimde insanlar önce biz bunu öğrenmemiz lazım. Niye bunu diyorlar? Çünkü artık teknik yeterliliklerimizin aşamayacağı bir yerdeyiz. Eğitim bunun göbeğinde. Şimdi uzaktan teorik konuşmak kolay. Şu anda evde hemen okul öncesi ya da ilkokul 3 durumda çocuğu olan aileleri düşünelim. Yani Allah'tan benimkiler büyüdü diyorum bunu düşününce. Çünkü ailelerin ne yapacaklarını bilmeleri mümkün değil. Okul sosyal bir ortamdı, bir otorite, bir disiplin, bir şey vardı. Şimdi çocuk, işte biraz önce geçti arkadaşım söyledi, kamerayı, mikrofonu kapatıp Lego oynuyormuş. Ne yapıyorsun? Bir öğretmen, dinliyorum ki ben demiş. Yani kendi kendine o sistemi kandırabilecek yollar üretiyor. Çünkü sistem zaten sınıfta doğru dürüst şeyi sağlayamıyordu, otoriteyi. Şimdi uzaktan hiç sağlayamıyor ve burada yeni hiçbir şey yok. Yani sorun da şu, sanki böyle bir ihtiyaç yokmuş gibi davranıyoruz ama senin söylediğin çok doğru bir şey. O 3 sınıf var ya, 15 sene sonra başımıza bela. Yani okuma yazma bilmeyen adamın eline ülkeyi teslim etmiş gibi düşünmemiz lazım kendi. Dolayısıyla burada bir acil eylem planına ihtiyaç var. Ben şimdi buradan artistik yap da Sayın Bakan böyle yapın, işte Cumhurbaşkanı böyle yapsın, kaynakları buraya aktaralım falan. Mesele o değil. Sadece kafa yapısında şu meseleyi bir anlayalım. Teknik yeterliliğe yaptığımız yatırım kadar yeniliğe yatırım yapmamız lazım. Adaptif problem nasıl çözülür, uyumsal problem nasıl çözülür bunu öğrenmemiz lazım. Bak bu işin içerisine şöyle bir şey ekleyelim. Biz öyle ya da böyle birçok insan izliyor. Bu konuyla alakalı ama çalışılmış bir makuliyette, aklımıza cebimizden geldiğimiz fikirler açısından değil, gerçekten üzerine düşünülmüş seviyede, gelen fikirlerde düzgün olanları bir sonraki sohbetin içerisinde, evet, mesela alternatif fikirleri konuşalım. Buna ne üretilir ya da ne yapılırla alakalı. Biz izleyenlere açık çağrı yapıyoruz şu anda. Evet, yani hani bu konuyla alakalı ama yani dediğim gibi kızgınlık, hakaret ya da işte şikayet içerikli değil. Üretim içerikli. Çünkü bu sohbet hep şikayet, en kolay öyle oluyor ya, bir şeyden şikayet ederek. Hiç şikayet içerikli değil. Çözüm üretimli. Ya böyle yapılsa bu iş yürüyebilir ya da şöyle yapılsa yürüyebilirle alakalı yapalım. Hadi gel basit bir çalıştay gibi olsun bu. Bir sürü insanla beraber yaptığımız. Tabii ki internetten gayet rahat yapabiliriz. Makul olanları seçip üzerine tekrar sohbet edelim. Yani hatta gerekiyorsa canlı bağlanırız arkadaşlara. Yani ben bu arada şeyi söyleyeyim. Bize şimdi biliyorsun böyle projeler aslında sıklıkla geliyor. En son bir tanesinde zaten birlikte bakmıştık. Şöyle geliyor bize gelenler. Diyorlar ki arkadaşlar, eğitim konusunda devrimci bir fikrimiz var. Çok güzel. Diyoruz ki arkadaşlar, bir projelendirip gönderir misiniz? Yani nasıl yapılacak bu düşündüğünüzce? Fikriniz nedir diye bile sormuyoruz o zaman. Yani nasıl yapılacak? Adımları yaz. Diyorlar ki bizim fikrimiz çok iyi. Biz öyle planla bunu dondurmak istemiyoruz. Gelip tartışmak istiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, dünyada böyle bir yöntem geliştirme yok. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü biz fikirle projeyi ayırt etmeyi maalesef öğrenmemiz gereken yıllarda öğrenmediğimiz için, yani üniversitede bile bilen adam az olduğu için, bir fikrin uygulanabilmesi için fikri önce masaya koyup sonra adım adım, zamansal zamansal, parasal parasal, onu değil mi, ayarlayıp ya bu şöyle yapılmalı, bu kadar zaman, bu kadar bir şey lazım diye onun çalışılması lazım. Doğru olmasına gerek yok ama muhakkak bir çalışılmışlık olursa eğer, o projeler hayatını geçebilir. Yani o olmazsa eğer, hepimizin cebinde bir duygu durumu var. Yani şöyle konuşuluyor sohbet. Ver bana $1 milyar, bak nasıl çözüyorum konuyu. Bu bir fikir değil. Yani hani şey, bir köşe yazarının söylediği bir şey vardı. Yanlış gideni ortalama bir zeka görebilir. Ve yanlış giden bir şeyi görünce de abi bu yanlış gidiyor diyebilir. Bunu da her ağız söyleyebilir. Zeka odur ki ya da katkı odur ki onu bir çözüme dönüştürüp üzerinde çalışsın. İşte bu zor olandır. Bunu ancak akıllı makıllı zeki olmak gerekmiyor, disiplinli adam yapabiliyor. Evet, yani çalışıyor. Yöntem bilgisi olan birisi yapıyor. Dolayısıyla hani buradan da ben biliyorum, şimdi genellikle şikayet yok dedik ama şikayet çok gelir. İnternet öyledir. Önce şikayet gelir. Sonra bol bol fikir gelir.
Ama nadiren proje gelir. Ve arkadaşlar size söz veriyoruz. Önce Can söz verdi, sonra Canan söz veriyor. Açık beyin olarak eğer bize bir proje gelsin, vallahi sonuna kadar gitmezsek ne olalım? Ben el cihazlarımla Ziya Hoca'ya götürürüm. Ya da işte ya da, Cumhurbaşkanı'na yani, getiririz. Yani bu vaatler yine işi zorlaştırabilir ama şöyle söyleyeyim. En azından bunun okunabilir bir biçimde bizde evet, yayına yani alınmasını sağlarız. Gösteririz. Yani kamuoyuna gösterebileceğimiz seviye alırız. Bence bu çok böyle bakmak, böyle üretmek eğlenceli. Sadece çalışılmış ve doğru özetlerle beraber. Yani komplike ve başka duyguların anlatılı şekilde değil, çözüm üreten proje dili. Mümkünse bir A4'ü geçmeyecek falan. Yani özet içeriği o biçimde olacak. Anlaşılır. Ve anlaşılır şeyde. Duygu anlatmayan, çözüm üretmeyle ilgili çabalayan içerikleri gerçekten ilgilenelim. Yani böylece bir havuz oluşturmaya çalışalım. Ben çok zengin içerikler gelebileceğini düşünüyorum. Yani ben Türkiye'nin yaratıcı tarafıyla alakalı hiçbir zaman bir eksiklik olduğunu düşünmedim. Yani karşılaştığım her yerde muhteşem yaratıcılık sorunu var. Bizde sorun şu oluyor. Çok güdülerine bağlı olduğu için insanlar güdü refleksli davrandıkları için ağırlıklı duygusal refleks vermeyi tercih ediyor. Yani onu biraz eğitimle, çalışmayla yer değiştirmeye ihtiyaç var. Şimdi biz ne yaptık biliyor musun? Bak biraz önce anlattığım şeyin aynen uygulamasını yaptık. Yakın olası niş yaratmak üzere çeşitlilik tetikleyecek bir alan açtık. Evet. Ve bu alanda bizi seyreden sevgili arkadaşlar hiçbir kısıtı yok. Çoğu bize bordroyla bağlı değiller bildiğim kadarıyla. Yani bize bir borçları, bir zaman kısıtlamaları bir şeyleri de yok. Şu anda gayet serbest açık bir ortamda uyumsal bir problemin çözümü için yeni varyasyonlar talep ettik. Ve bu varyasyonlar gelecek olursa eğer işte bunu sistem bazında yapabildiğimizi düşünüyorum. Yani bütün sistemin böyle işleyebildiğini. Ütopik bir hayal ama böyle olduğu zaman hemen yenilikleri hızla uygulayıp sonuçlarını değerlendirip bu olmadı çek bir sonraki alternatif diye deneme cesareti olursa yap boza biraz zaman ayırırsak işte o zaman tank adına o inovasyon dediğimiz sihirli şey zaten ortaya çıkıyor. O kadar yaratıcı maratıcı bir şey değil bu iş. Yani çok böyle süper zeka olmana gerek yok. Kendi hayatımızda da. Biraz düşünüp çalışmış olmaya ihtiyaç oluyor. Tabii. O düşünüp çalışmayla beraber gelen projeleri de gerçekten seçip, düzenleyip hem bir başka Can Canan konusu yapabiliriz hem de bizim web sitesinde bu konuyla alakalı bir çalıştay raporu gibi gelen bilgileri yayına açarız ve insanlara ulaşmasını sağlarız şeyde. Bu da yani çeşitli düşünebilmeyle alakalı ya sahadaki insanların yaşadığı problemlere çözüm olarak ya da belki de idarecilerin bu konuyla alakalı havuzdan yararlanabileceği bir içerik olarak kullanabiliriz. Biz çalışacağız. Bütün dünyadan bu arada büyük giriş var. Amerika'dan her ay 8-10 kişi giriyor. Biri Trump diye biliyorum. Bilmem doğru mu? Donald Trump sürekli izliyor. Yani bilmiyorum artık. Bizim site bayağı iyi yani. Yani bu bence iyi bir sonlandırma oldu bu sohbetle alakalı. Trump hariç. Trump hariç. Japonya, Irak. Arkadaşlar biz Sinop'tan giren yokmuş bizim siteye. Sinop'ta ne oluyor Allah'ın? İnternet mi kesik? Nedir yani? Niye Sinop'tan girmiyorsunuz? Halbuki ben Sinop'u seviyorum mesela. Çok biliyorum. Sinop niye bize geldi? Bu arada bence Sinop Türkiye'nin en güzel kentidir. Kesinlikle. Yani gerçekten öyle vallahi, yani. Hiç. Balıkları muhteşem. Balıkları da muhteşem. Aynen. Milli Parkı da muhteşem. Hamsirosu da muhteşem. Yani aynen. Özel kentlerden bir tanesi. Dolayısıyla Sinop lütfen açık beyine gelin. Sinopları biz çok seviyoruz. Onlar da bizi seviyorsun. Zaten 8 sene Samsun'da yaşadım. Bir kere bile Sinop'a gitmedim. Ankara'ya geldikten sonra Sinop'a gitmenin utancını hala yaşıyorum. Konu nereden nereye geldi Sinop? Hep senin yüzünden.